inovasyon ekosisteminin önde gelen isimlerini ağırlayacağımız InnovaStage, inovasyon sahnesi oturumlarının birinci gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Ben Elif Bereketli. Tüm gün sizlerle birlikte olacağım, bu sahnenin sunuculuğunu üstleneceğim. Bugün burada tanık olacağınız çalışmalar, projeler ve başarı hikayeleri bizi inovasyonun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkaracak ve umuyorum ki hepimiz buradan ilham alacağız ve içimizdeki inovasyon tutkusunu derinleştirmiş bir biçimde ayrılacağız. Programımıza ilk olarak bir panelle başlayacağız. TimTab Girişim Evi ve InnoSuite Programı Buluşması Başarı Hikayeleri isimli bir panel. Konuşmacılarımız her iki programın birleşiminden doğan sinerjiyi, girişimcilerin edindiği değerli bilgileri, deneyimleri bizlerle birlikte bu sahnede, bu panelde paylaşıyor olacak. Panelimizin yönetimini InnoSuite Programı Akademik Koordinatörü Doçent Doktor Sayın Mehmet Nafiz Aydın yapacak. Kendisini sahneye davet ediyorum efendim. Konuşmacılarımız ise InnoSuite Programı Akademik Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Serkan Altuntaş, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Yönetici Ortağı Sayın Taner Baltacı, TUSAŞ Teknoloji Yönetim Lideri Sayın Duygu Aktay Kantaroğlu, Miray kurucusu Sayın İrfan Çözge ve Shifter kurucu ortağı Sayın Atakan Yılmaz. Sahneyi ben moderatörüme ve konuklarımıza bırakıyorum. Size de iyi dinlemeler diliyorum. Buyurunuz. 2, 3. Evet efendim. Evet, hoş geldiniz. Bugün bizim için çok heyecan verici bir gün. Çünkü yıl içinde yaptığımız faaliyetlerimizi de sizlerle paylaşmak adına ben Mehmet Aydın, bugün kolaylaştırıcı olarak bu paneldeyim ve çok değerli katılımcılarımızla birlikte girişimcilerimiz, TimTap Girişim Evi yöneticimiz ve InnoSuite Program Akademik Koordinatörümüzle beraber bu paneli gerçekleştireceğiz. Şimdi aslında bu bizim ikinci panelimiz. Geçen sene de bunu yapmıştık. Dolayısıyla biz artık buna geleneksel diyebiliriz belki de. Umut ediyoruz ki bu buluşma, bu paneller devam etsin, daha da büyüsün. Kuşkusuz hem girişimciler tarafından baktığımızda hem de şirketlerimizin işbirlikleri tarafından baktığımızda birçok arayüz var ve bu arayüzlerin gerçekten de her iki dünyaya da çok önemli katkıları var. Bugün bunları tartışacağız. Bu iki dünyayı, iki evreni bir araya getirdiğimiz zaman kolaylaştırma anlamında neler yaşandı, deneyimlerimiz neler, başarı hikayelerimiz neler, öğreneceğiniz şeyler neler? Dolayısıyla bugün keyifli, dolu dolu bir panel diliyorum. Katılımcılarımız kendilerinden de bahsedecekler. Ben mümkün olduğu kadar az konuşarak onlardan deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmalarını rica edeceğim. İki girişimcimiz var, bir kurumsal firmadan katılımcımız var ve hem programın hem de TimTap Girişim Evi'nin yöneticisi var dediğim gibi. Ben TUSAŞ'tan başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Hoş buldum. Şimdi tabii çok güzel gelişmeler de oldu. O devam da edecektir. Bize özellikle buluşmadan başlayarak, belki öncesinden de başlayarak, yıl içinde nasıl bir deneyim oldu? Sizlere nasıl bir katkısı oldu? Ve bu buluşmayla beraber girişimcileri tanıma anlamında ve sonrasında neler yaşandı? Birazcık bundan bahseder misiniz? Tabii ki seve seve. Önce ben biraz kurumdaki görevimizden bahsedeyim. Ben kurum içi girişimcilik ve inovasyon yönetimi biriminde çalışıyorum. Bizim aslında biraz daha kategorizel bir görevimiz var. İçeride bir teknoloji gidiyor, Ar-Ge var. Dışarıda da bunu kolaylaştıracak aslında startuplar ve firmalar oluyor. Biz bunları bir araya getirme görevinde aslında daha çok üstleniyoruz. Burada biz iki sene önce katıldık bu TimTap Girişim Evi'nin programına. Orada
Gelen girişimler bize bir elemeden geçtiği için çok daha aslında bizim için eşleşen bir süreç oldu. O yüzden çok daha güzel bir bağlantı kurabildik ve bir tane firmamız da şu an POC aşamasını tamamladık. Satın alma sürecini devam ettiriyoruz. Dışarıda da görüştüklerimiz oluyor aslında. Yani dışarıdan da direkt bağlantıyı kurabiliyoruz ama bu program sayesinde daha nokta atışı firmalarla görüşme şansımız oluyor. O yüzden bizim için aslında çok kıymetli. Bu sene de yine Atakan Bey de, İrfan Bey de bahsedecektir. Onlarla da görüşme şansımız oldu. Bir firmamızda içeride bir bağlantı kurduk. Onlarla şu an süreç devam ediyor. Bir firmamızda da bizim şu an paralelde yürütmeyi planladığımız bir hızlandırma programımız var. Onların şu an çalışmasını yürütüyoruz dijital dönüşüm üzerine. O programa davet ettik kendilerini. Onlarla ilerleyecek sürecimiz. O yüzden bizim için dediğim gibi çok kıymetli ve katma değerli ilerliyor bu süreç. Çünkü şöyle bir de girişimci açısından da şöyle bir kolaylık oluyor. Biz bile bazen içeride, çünkü çok büyük bir şirketiz biz, çok farklı teknolojiler var, çok farklı ürün gruplarımız var. Hangisinde doğru kontağımız var, hangisinde hangi teknoloji çalışıyor, her zaman biz bile tek atışta bulamayabiliyoruz. Bazen işte içeriden birkaç kişinin yönlendirmesine doğru kontağa gidebiliyoruz. O yüzden dışarıdan bir girişimin bunu bulması çok zor. Yani direkt bir, zaten bizde gizlilik de olduğu için bazı bölümlerin çalıştığı alanlar, kişiler paylaşamıyor dışarıyla. O yüzden bir firmanın, bir startup'ın bunu direkt gelip tamam ben bu birimle görüşeceğim diyebilmesi çok zor. O yüzden aslında bizim sayemizde, bu programlar sayesinde bu iki bağlantıyı çok güzel bir şekilde eşleştirebiliyoruz. Evet, siz aynı zamanda Unisuite programında daha önce dahil olduğunuz bir deneyiminiz de var. Evet. Dolayısıyla hocamızla da konuşacağız ama kurumsal taraftan bu işbirlikleri yaparken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve girişimcilere ulaşmada? Şöyle, bazen içeriden bize talep gelebiliyor. Biz şu alanda çalışıyoruz ama bize bu alanda insan kaynağımız ve yeteri zamanımız yok bu işe harcayacak. O yüzden bize bu alanda çalışan bir startup varsa onlarla eşleşmek istiyoruz diyorlar. Ama tabii bizim o an o startup ulaşmamız çok kolay olmuyor. Ulaşsak bile kurumsal firmalarla çalışma şeyi biraz daha farklı olduğu için herkes ona hakim olamayabiliyor. Çok farklı ilerleyebiliyor süreçler. Ama bu program sayesinde dediğim gibi bir eğitim ve bir mentorluktan geçtiği için zaten girişimler çok daha güzel bir şekilde, çok daha doğru bir şekilde bu işbirliği sürecini devam ettirebiliyoruz diyebilirim. Evet, evet. Peki şimdi girişimcilerimize devam edelim. Atakan Bey'le devam edelim. Tabii hem firmanızı hem de bu buluşmayla neler kazandığınızı, deneyimlerinizi ve bir girişimci olarak hem kurumsallara ulaşmada hem de şirketinizin yol haritasında yeri nedir? Önemi nedir bu tür buluşmaların? Herkese merhabalar, hoş geldiniz bu arada. Ben Atakan Yılmaz. Ben bilgisayar ve matematik mühendisiyim. Shifter'ın kurucu ortağıyım. 2 sene önce vardiyaya dayalı endüstrilerde bir problem olduğunu görerek biz bir Shifter'ı kurma amacına girdik. Vardiyaya dayalı endüstrilerde verimsiz vardiya planlaması, zaman kayıpları ve çalışanların memnuniyetsizliği üzerine biz kendimizi geliştirerek şirketimizi oluşturduk. Sonrasında şirketlerle birebir konuşarak, geri dönüşlerini, geri bildirimlerini alarak geliştirmeye devam ederken TimTap girişimeviyle buluştuk. Sonrasında TimTap girişimevinin mentörlüklerini aldık. Mentörlüklerini alırken yine şirketimizi geliştirerek yürüdük. Sonrasında eğitimlerimiz bittikten sonra TimTap girişimevinin InnoSuite programında bizim yani Shifter'ı kullanabilecek şirketlerle match ettiler, eşleştirdiler. Eşleştirdiğimiz takdirde biz şöyle bir uygunluğu vardı. Kimle görüşeceksek, ne yapacaksak, en güzel yani şirketin hangi birimine gitmemiz gerektiğini InnoSuite'den bize bildirimler geldi. Biz de doğru kişilerle görüşüp onlardan aldığımız feedbacklerle tekrardan uygulamamızı geliştirerek bu şekilde devam etmeye başladık. Duygu Hanım'la da o şekilde tanışmıştık. Kendisi bizlere çok güzel feedbackler verdi. Hatta bir güçlü bir pivot daha yaptık Duygu Hanım'larla görüştükten sonra. Şimdi tamamen vardiyalarımızı otomatize ederek 5 saniye içinde ister 1000 kişi olsun, ister 10.000 kişi olsun, 10.000 personelin vardiyalarını düzenleyebiliyoruz. Harika. Ya doğru mu anlıyorum? Aslında bu işbirliği sadece, çünkü girişimciler için en önemli şey bir an önce satışın gerçekleşmesi. Ve bu kolay bir süreç değil. Ama bir de ürünün geliştirilmesi, o işbirliğinde kullanılması, POC vesaire gibi, değil mi? O süreçler açısından da tabii sanıyorum bir katkısı oldu.
Tabii ki, tabii ki. Yani kurum, büyük ölçekli şirketlere gittiğiniz zaman yani şöyle, kiminle görüşeceğinizi bilmeniz lazım. Kimin size talep getireceğini bilmeniz gerekiyor. Ve onların size geri bildirimleri çok çok önemli. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Çünkü biz bir startup'ız. İstediğimiz kapıyı istediğimiz zaman çalamayız. Evet. Bununla, bu nedenle bize InnoSuite'in yardımlarıyla işte hangi şirkete, hangi birime gitmemiz gerektiğini onlar bize filtreleyip sonrasında zaten buluşup feedbacklerle kendimizi geliştiriyoruz. Çok güzel. Peki İrfan Bey, sizin hikayeniz nasıl? Özellikle süreci de çünkü girişimci açısından baktığınızda ürünün konumlanmasından tutun, satış vesaire, hani farklı amaçlar için işbirlikleri geliştiriliyor. Buyurun, sizden dinleyelim. Öncelikle ben firmamızı tanıtarak başlayayım. Miraya Endüstriyel Veri Çözümleri. Ben de kurucu ortağıyım. Aynı zamanda genel müdürlük görevini yürütüyorum. Bizim tarafta da aslında herkesle, bütün startuplarda olan sorunlardan en önemlilerinden bir tanesi kurumsal firmalarla işbirliği. Kurumsal firmalarla işbirliği yaptığımız zaman bizleri aslında çok farklı kapılar açabiliyor. Bu noktada da biz endüstriyel veri toplama çözümleri üretiyoruz ve burada aslında çok büyük bir pazar ve çok alanı olan bir iş diyebilirim. Bu noktada bizlere yardımcı olan özellikle örnek veriyorum, biz Duygu Hanımlarla görüştük. İşte Tim tarafından birçok firmayla görüşme fırsatımız oldu. Burada bizim ürünlerimizi farklı alanlarda, işte bazılarıyla anlaşma noktasındayız, bazılarıyla daha öncesinde farklı bir ürün geliştirme. Bizim işte şuna ihtiyacımız yok fakat böyle bir duruma ihtiyacımız var. Siz bunlar yapabilir misiniz? Hani sizin sisteminiz uygun gözüküyor buna şeklinde. Bu şekilde yönlendirmelerle birlikte biz startupları aslında daha hızlandırdığını ve satış aşamasına yaklaştırdığını düşünüyoruz. Bu tarz programları ben bu şekilde önemli buluyorum. Bu şekilde söyleyebilirim hocam. Peki özellikle tabii hem satış tarafında da farklı firmalarla da görüşme şansınız oldu. Onu biraz anlatır mısınız? Yani o buluşmada kaç tane firmayla nasıl bir süreç oldu? Tabii ki. Şöyle söyleyebilirim. Bu programdan öncesinde bizler aslında bir Team Tap girişim evinin organize ettiği bir buluşmadaydık. Bu buluşmayla birlikte biz 6 kurumsal firmayla resmi olarak görüştük. Fakat oradaki diğer taraflarla birlikte, diğer insanlarla, networking ile birlikte yaklaşık olarak 10 firmaya ulaşma şansımız oldu. Hepsiyle de aslında iletişimi koparmadık. Ve iletişimi koparmamamızla birlikte biz bu firmalarla öncelikle kendi yaptığımız işleri anlattık. Biz işte Miraya olarak bunları yapıyoruz. Sizlerin tarafta da bu tarz ihtiyaçlar olabilir. Özellikle veri toplayamadığınız noktalarda, endüstriyel alanlardan veri çekemediğiniz taraflarda sizlere nasıl yardımcı olabiliriz sorusunu sorduk. Ve onlarla kimisiyle mesela ortak projeler yapma yoluna gittik. Özellikle işte TÜBİTAK'tır, işte COSGAP'tır, bunun benzeri çağrılarla birlikte. Kimisiyle şu anda satış aşamasına geldiğimiz müşteriler var. Ve bunların hepsi kurumsal, işte ilk 500'de firmalar ve bizim gibi startupların aslında buna ulaşabilmesi için bu arayüz olmuş oldu. Ve oradaki görüştüğümüz firmaların hemen hemen hepsiyle iletişimimizi koparmadık. Sürekli olarak aslında biz tabiri caizse işte bir nevi onları darlıyoruz diyebiliriz, biraz daha amiyane bir tabirle. Ve bu şekilde aslında biz onlarla iletişimi koparmadık ve şu olmuş oluyor günün sonunda. Biz evet KOBİ ölçeğinde ki şirketleri hedefleyerek yola çıktığımız noktada günün sonunda büyük firmaları da aslında bu tarz ürünlerimizi, hizmetlerimizi sunabiliyoruz. Ve satış aşamasına dönüşme ihtimali olanlar ve olmayanlarla birlikte onların farklı kurumsal yapılarına girebilmemiz bizim için güzel oluyor. Ve bunda özellikle buradan teşekkür ediyoruz. Yani Team Tap tarafına da özellikle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü bizlere bu arayüzü sağlama fırsatı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Böyle söyleyeyim. Evet, tam da bu noktada ben Taner Bey'e top size geldi. Tabii Team Tap girişim evi gerçekten de çok kıymetli. Ve mezunları itibariyle, firmaların büyüklükleri itibariyle binlerce firmadan bahsediyoruz. Tabii ki buluşmayla beraber birçok firma faydalandı bu arayüz fonksiyonu itibariyle. Ama genel olarak firmalarımızın bu buluşmalardan kazanımlarıyla ilgili neler diyeceksiniz? Ve bugün sadece iki firmamızı tabii ki paylaşabildik. Güzel haberler de geliyor, paylaşmaya devam edeceğiz.
Ama bir yönetici ortak olarak siz ne düşünüyorsunuz bu uzun yolculukta? Biraz da tabii bu girişim evinin de tanıtımını yaparsanız çok sevinirim. Tamam hocam, teşekkür ediyorum öncelikle. Herkese de hoş geldiniz diyorum. TİMTEB Girişim Evleri 2015 yılında TİM'in ve Türkiye Ekonomi Bankası'nın işbirliğiyle Türkiye'nin geniş bir bölgesel girişimcilik ağı oldu. Şu anda aktif 7 tane ilde yılda yaklaşık 200 tane girişimciyle çalışıyoruz. Bugüne kadar da 2000'in üzerinde girişimciyi mezun ettik diyoruz. Biz aslında mezun ettik dediğimiz, az önce değerli girişimcilerimizin de söylediği bu mentörlük sürecinin sonuna ulaşan girişimlerden bahsediyoruz. Şöyle bir vizyon var, o amaçla kuruldu. Türkiye'de katma değerli ihracatın geliştirilmesi üzerine teknoloji şirketlerini desteklemeye çalışıyoruz. Benim TİMTEB öncesi, yaklaşık 2006 yılından bu yana teknoloji girişimciliğine mentorluk ve danışmanlık yapıyorum. Geçmişten getirdiğimiz deneyimlerle de biz hep şunu gördük. Evet, Türkiye'deki teknoloji girişimcileri müthiş teknolojiler yapıyor. Çok becerikliler, çok yetenekliler. Uluslararası gittiğimiz her etkinlikte kendi girişimcilerimizle yurt dışındaki girişimcileri kıyaslıyoruz. Bizim girişimcilerimizin ürünleri çok daha fonksiyonel. Fakat bizim girişimcinin sunumunu dinlediğimizde büyük büyük markalar şeyde duruyor sunumun içerisinde referans olarak, ama tabii az. Hı hı. Ya da bir Fransa'da bir startup'a gittiğimizde aynı markaların bazıları orada da var. Bizim MRR'lar işte 10 bin dolar ayda ciro üretebilme kapasitemiz girişimcide, aynı şeyin biraz daha fazlalaştığında 1 milyon euro aylık MRR ve çok ciddi bir büyümeyi gösterdikleri ciro ile birlikte de hızlı yatırımla iyice büyüyebiliyorlar. Dolayısıyla biz girişimcilerimizle iş dünyasını nasıl buluşturabiliriz diye dert edindik kendimize ve S2C programını hayata geçirdik. Startup to Corporate. Bu biraz daha unorganized gidiyordu diyeyim şeyde. InnoSeed ile birlikte, sizinle birlikte artık daha organize bir programa dönüştürüldü. Çünkü InnoSeed kendi içinde, birazdan zaten hocam anlatacak, kendi içinde kurumların açık inovasyon başta olmak üzere inovasyonel gelişimlerini desteklerken, TİMTEB Girişim Evi de Türkiye'de hayata geçmiş girişimcileri desteklemeye başladı ve girişimcinin en büyük problemlerinden biri fatura kesebilmek. Evet. Ve referans müşteri çok kritik. Biz bu doğrultuda InnoSeed ile birlikte yaptığımız programlarda teknoloji girişimcilerini referans olabilecek büyük kurumlarla işbirliği haline dönüştürtmeye çalışıyoruz. Ve sonunda girişimcimiz bir yola çıkıyor. Aslında biz bunun başarısını zaten aynı masaya oturtabilmek diyoruz. Evet. Çünkü az önce İrfan Bey de söyledi, tanımlı 6 giriş kurumla oturduk ama tanımsız, biraz da gerilla pazarlama ile daha yüksek kurum sayısına ulaştık ve gittik. Şu anda zaten Innova Point'te 20'nin üzerinde yine kurumsal firma temsilcisi, 40'ın üzerinde teknoloji girişimcisi görüşmelerini devam ediyor. Yani programlarımız hala aktif devam ediyor ki eminim burada da girişimciler varsa oralardan kendilerine network çıkartabileceklerdir. Ve böylece fatura kesmeye başladılar. Ama bu masaya oturtma ve sonrasındaki teknoloji girişimlerinin bir kurumsal firma ile çalışabilme yeteneğini kazanmasını biz başarıyoruz. Bunun üzerine fatura kestikçe de çok tabii mutlu oluyoruz. Şükür ki program gerçekten başarıyla devam ediyor ve girişimcilerimiz, Duygu Hanım dediği gibi, geçen yılın girişimcisi POC'sini tamamlayıp fatura kesme sözleşme aşamasına geçiyor. Tabii ki de bu anlaşma döngülerinin uzunluğunu biliyoruz. Dolayısıyla yapılan her iş daha sonra çık diye dönüşüyor ki TİMTEB Girişim Evleri de öyledir. Çok keyifli buluşmalar oluyor. Böylece girişimcilerimize referans müşteri edinmelerine aracılık ediyoruz. Duygu Hanım'a çok katılıyorum. InnoSeed ile TİMTEB Girişim Evi'nin işbirliği Duygu Hanımların içerideki katalizörlük görevi gibi, yani doğru noktaya doğru girişimciyi eşleştirme ile ilgili çok
ciddi bir model oluşturdu. Evet. Bu anlamda da biz kendi kurumlarımızı başarılı görüyorum. Evet. Çünkü doğru kurumla, doğru girişimciyi seçebilip, aynı masaya oturtabilip, her iki tarafı için de girişimciler tarafında duygusal düşüşü engellemeye çalışıyoruz. Çünkü doğru müşteriye oturduğunda en azından hızlı red yemiyorlar. Çünkü hayatları redle geçiyor girişimci tarafında. Kurumsal tarafta da zaman yönetimini etkin evet. yapıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii bu eşleştirme belki çok kolay bir faaliyet gibi görülse de nihayetinde biz InnoSuite tarafında yüzlerce firma, TeamTap girişimi daha da büyük bir şey var, orada sayı var. Bu eşleştirme mekanizmasını biraz anlatır mısınız? Çünkü orada bir hazırlık gerektiriyor ve görebildiğimiz kadarıyla bu algoritma diyelim çalışıyor. Evet. Yani neredeyse %90-95 belki de %100 seviyesinde eşleştirilmiş bu görüşmelerin mutlaka iyi bir eşleştirme olduğunu görüyoruz. Buradaki hazırlık süreci neydi? Daha sonra hocamıza da söyleyeceğim. Tabii. Karşılıklı, daha doğrusu birlikte yapılan bir hazırlık süreci olarak biliyoruz bunu. Geçen sene tam da bu toplantıda aslında bir feedback aldık biz kurumsal firma temsilcilerimizden. Dediler ki nasıl geliştirebiliriz sorusunun karşısında biz de bir görelim öncesinde. Siz hazırlığınızı yapın, biz de bir görelim. Seçeneklerimizi bilmek bizi daha doğru kılıyor diye. Biz önce, ne kadar oldu hatırlamıyorum ama 3-4 ay önce başladık sizlerle. İlk toplantıyı evet, yaptık. Evet. Yani bu kolay bir süreç değil. 3-4 evet. aylık bir hazırlık sürecinden bahsediyoruz. Önce teknoloji ihtiyacı olan kurumsal firmaları tarıyoruz. Ne tür teknolojilere ihtiyaçları olduğunu soruyoruz. Sonra sizden gelen listeler doğrultusunda biz kendi girişimcilerimizi çalıştırıyoruz. Bizim klasik bir, herkeste olduğu gibi bir database'imiz var. Yazılım içerisinden ilgili teknolojiyi, ilgili girişimciyi buluyoruz. Sonra bir manuel operasyon var içeride. Çünkü işte TUSAŞ gibi bir talep geldiğinde bu girişimci TUSAŞ'ın ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinlikte mi, kapasitede mi ve belirli referansları var mı diye kontrol ediyoruz. Hepsinden check aldıklarında da listemizi oluşturuyoruz. Daha sonra bunu kurumlara gönderiyoruz. Evet. Sizin için böyle bir liste hazırladık. İhtiyaçlarınız buydu. Orada işte gerçekten başarılı olduğumuzu evet. anlıyoruz. Çünkü yönlendirdiğimiz kurumların çoğunluğu bizim girişimcilerimize görüşmek için okeyliyor. Ve sonrasında masaya oturtuyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi bu hazırlığın bir de InnoSuite tarafındaki faaliyetlerini bir açalım. Şimdi hocamız bize InnoSuite tarafında aslında güzel bir eşleştirme, iki dünyanın bir araya gelmesi, işte 2015'li yıllar, 2016 yıllar. Biraz InnoSuite tarafını biraz anlatırsanız hocam. Bir de bizim özellikle kurumsallarda inovasyon tarafında açık inovasyonla ilgili bizim en çok geliştirme alanlarımızdan biri olarak tanımlıyoruz. Hem TUSAŞ örneğinde de sanıyorum bunu gördük. InnoSuite firmaları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. InnoSuite ile ilgili şöyle kısaca bir özet geçeyim. InnoSuite programı 2016'dan beri Türkiye'de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin koordinasyonunda yürüyen bir program. Programı Dr. Merih Pasin hocamız da aramızda, onun başkanlığında ve Mehmet hocamla birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Son iki yıldır da TeamTap Girişim Evi ile birlikte InnoSuite programı birleşiyor yılın sadece bir gününde ama önümüzdeki dönemlerde belki bunu daha fazla yapabiliriz diye değerlendiriyoruz. InnoSuite programında şimdiye kadar 200'e yakın şirket mezun oldu ve kurumsal inovasyon sistemlerine kurulması çalışmaları bir mentor eşliğinde, mentorlarımız üniversitedeki hocalarımızdan oluşuyor. Böylece şirketler 11 aylık bir program, 11 ayın sonunda kurumsal inovasyon sistemlerine sahip oluyorlar. Tabii programın kendisinde örneğin bu buluşmaların getirdiği önemli faydalardan birisi şirketlere şu oldu. Bizim 11 aylık programın içeriği yarı yapılandırılmış bir yol ve bu yarı yapılandırılmış yolun bir kısmında mentorlarımız şirketin iç ve dış iletişim planlarını hazırlıyorlar. İşte son iki yıldır bu buluşmalar aslında bundan sonra belki şirketlerimiz açısından dış iletişim planlarına
TimTap girişimi ve InnoSuite programı buluşmalarını da ekleyecekler. Çok önemli bir kazanım. Sebebi şu, çünkü burada sadece evet örneklerde şu anda sadece kısmi bir örnek görüyoruz. Biz buraya gelmeden önce de bazı haberler aldık ki bu buluşmalardan başka uzantılara varan, başka girişimlere varan çalışmalar olduğunu haberini alıyoruz. Tabii bu buluşmaların en büyük özelliği şu, sadece bir kontakt, iletişim kurma, bir malzeme satışı, bir bilgi transferi değil, aynı zamanda bu bir teknoloji yayılımına da vesile olacak buluşmalar. Çünkü yani Ar-Ge departmanlarından temsilciler oluyor, corporate kısmında veya işte stand-up kısmında gelen temsilciler, corporate kısmının sahip olmadığı departman yöneticileriyle de bir araya geldiği için farklı bilgi transferlerinin de kapısı açılıyor. Dolayısıyla bu örneğin teknoloji yayılımı ya da teknoloji transferi konusu aynı zamanda şirketlerin çok da başaramadıkları bu açık inovasyon konusunda da önemli bir yol gösteriyor. O yüzden bu yıl gerçekleştirilen TimTap girişimi ve InnoSuite programı buluşmasında yaklaşık 80 şirket, 80 B2B buluşması gerçekleşti. Bunlar yani başlangıç aşaması için çok ciddi rakamlar. Önümüzdeki dönemlerde kar topu gibi büyüyerek daha fazla iletişime vesile olacağını değerlendiriyorum açıkçası. Özellikle açık inovasyonla ilgili en önemli iyileştirme alanlarından biri olarak hep görüyoruz. Kurumlar neden bu zorlanıyorlar? Bununla ilgili de biraz ipucu verirseniz. Tabii açık inovasyon konusu şirketlerin sadece kendi çalışanlarından inovasyon beklememeleri. Yani sadece maaş verdiği çalışanlarından biz fikir gelsin ve onlar sadece inovasyon yapsın dememek aslında açık inovasyon. Bu şu demek, herkesi aslında siz kendi tedarikçilerinizi de bu sürecin içine katarak şirketin dışında bulunan ekosistemi de kendi çalışanlarınız olarak görerek eğer işin içine katar ve kurumsal inovasyon sisteminizi buna göre çalıştırırsanız işte o zaman açık inovasyon yapmış olursunuz. Elbette ki işte yani kurumun dışında kalanları da kendi çalışanlarınız gibi görerek, müşterilerinizi de, tedarikçilerinizi de kendi çalışanlarınız gibi görerek onlardan fikir toplamanız, bu açık inovasyon. İşte burada bu buluşmalar da aslında şirketlerin açık inovasyona giden bir kanal olarak görmeleri gerekiyor. O yüzden çok çok kıymetli. Açık inovasyon olmadan sağlam bir kurumsal inovasyon sistemi oluşturmak mümkün değil. Dolayısıyla bu buluşmaların şirketlerin yani kurumsal şirketlerin startup düzeyindeki kuruluşlarla, şirketlerle bir araya gelmeleri açık inovasyon anlamında çok önemli bir kanal açtı. Evet. Şimdi tam bu noktada ben Duygu Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü tabii TUSAŞ gibi çok büyük ölçekli bir firmanın farklı paydaşlarla sahip olduğu kurumsal inovasyon sistemini yönetebilmesi oldukça kritik. Birazcık sizin özellikle hani açık inovasyon ve bu buluşmalar özelinde iyileştirilebilecek hangi alanlar olduğunu düşünüyorsunuz? Bir de şeyi merak ediyorum. Yani TUSAŞ'ın içi de büyük bir dünya. Dolayısıyla hani bu tür buluşmalarda girişimciler için de doğru birimler, işbirliği yapılacak noktalar neler olabilir? Biz de buluşmalar açısından baktığımız zaman başka neler yapabiliriz girişimcilerin bu buluşmalardan daha çok fayda sağlaması için? Teşekkür ederim tekrar. Şimdi şöyle ilk sorudan başlayayım öncelikle. Biz de dediğin gibi hani biz şu an kadar olan görüşmelerimizin hepsinde hep böyle bir satın alma süreci gibi hani işte müşteri odaklı görüşme gibi gerçekleştirdik. Gerçi görüşmelerin hepsine soruyoruz hani acaba başka bir ihtiyacınız var mı? Bizimle işbirliği süreciniz nasıl yürütmek istiyorsunuz? İşte yatırım mı talebiniz var? Yoksa satış yapmak mı istiyorsunuz? Başka süreçler mi olur diye. Benim aklıma şöyle bir şey gelmişti. Tamam, çok sayıların çoğaltalım diyoruz. Evet, güzel bir şey olur sayıların çoğaltmak. Bizim çünkü dediğin gibi çok rahat oluyor. Biz kaymağını yiyoruz.
hani hazır bizim elimize girişimciler geliyor, çok rahat bir şekilde iletişim kurup süreci devam ettiriyoruz ama bu programlar tabii kolay çıkmıyor. Bunun arkasında uzun süren işte eğitim programları oluyor. O yüzden yine sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü arka plan gerçekten gözükmüyor ama bir günde bitiyor bizim için o süreç. Ama arkada 4 ay, 6 ay, 8 ay uzun bir süren eğitim, mentorluk süreçleri oluyor o hale gelebilmek için. Sayılarını tabii ki çok daştıralım ama belki biraz daha gruplandırmak da faydalı olabilir. İşte acaba hani belli bir aşamaya gelmişler direkt yatırım odaklı görüşmeler yapılabilir belki. Daha temel aşamadakilerle işte işbirlikleri ya da başka diğer inovasyon programlarına yönlendirmeler gibi bir şeyler olabilir. O tarzda belki biraz daha farklı gruplar yapıp bunu çeşitliliğini çoğaltabiliriz. Öyle bir yöntem gelmişti aklıma geçen seferkinde. Ben online katılmıştım, o yüzden çok konuşamadık, yüz yüze görüşememiştik. Bir onu önerebilirim diye düşünmüştüm. Diğer açıdan da bizim kendi içimizde de tabii ki oluyor inovasyon programlarımız. Hani işte zaten dediğim gibi bizim birimimizin adı da kurum içi girişimcilik ve inovasyon. O yüzden aslında biz direkt bunu TUSAŞ'a kabul ettirmek için kurulmuş bir birimiz. Çünkü sonuçta bizde Ar-Ge yoğun oluyor, teknoloji yoğun oluyor ama bu tarz şeyler, bu tarz kolaylıklar çok alışkanlık sağlanmıyor, alışkan olunmuyor bu tarz şeyler için. O yüzden biraz daha bunu çoğaltmak ve kolaylaştırmak için biz zaten kurulmuş bir yapıyız. Bu sebeple buradaki hani her türlü bu toplantı olsun, etkinlik olsun, onların hepsinde yer alarak bir şekilde içeri bu girişimleri aktarmak istiyoruz, kazandırmak istiyoruz. Bizim için çünkü cidden çok kıymetli. Evet. İçeride her zaman bu kadar yoğun teknolojiler ve insan kaynağı bulunamayabiliyor her türlü detay için. Evet. Peki hani özellikle bu girişimcilerle yaptığınız birçok görüşmeler de oluyor bu arayüzün dışında. Şirket içinde en çok hangi birimlerle daha çok o etkileşimi sağlamak gerekiyor? TUSAŞ tarafından baktığınız zaman. Yani daha Ar-Ge ile mi yürüyen işbirlikler, daha satışla ilgili bir yürüyen görüşmeler? Onu şöyle belirlemek çok zor. Çünkü bizim hani her dönem farklı beklentiler olabiliyor. Üst yönetimden de olabiliyor. Dışarıdan bizim tedarikçilerimiz var, işbirliği yaptığımız kurumlar var. Oradan da gelen bize talepler olabiliyor. O yüzden her dönem her birimin farklı talepleri olabiliyor. O yüzden aslında biz genelde bu şeyi çok çeşit tutuyoruz. Hani çevrede oluyor, işte ne bileyim siber güvenlik alanında da oluyor, işte satış pazarlamada oluyor ya da en son örneğimiz bu müşterilerin finansal verilerini çeken bir firmayla biz işte bu POC aşamasını yaptık aslında. Yani oradan çok çeşitliliğimiz var. Daha çok şu demek çok doğru değil çünkü her dönem her farklı birimin farklı bir talebe ihtiyacı oluyor. O an mesela o iş yükü oluyor ama onu tamamlayamadık için dışarıdan bir hani destek istiyorlar. O yüzden biz bu kurda pek kısıtlamacı değil de daha çok hepsini dinleyip eşleştirip en kötü o an olmasa bile bir sene sonra belki tekrar o firma dönebiliyoruz. Bu süreç içinde sizin inovasyon stratejiniz itibariyle bir şeyiniz var mı? Nasıl hizalıyorsunuz? O konuda çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Şöyle aslında biz görüştüğümüz her firmayı bir arka planda tuttuğumuz bir platformumuz var. Oraya işliyoruz. Hani hepsinin kaydı, görüştüğümüz kişiler, telefonları, mailleri, her şeyleri bize zaten duruyor. O an bazen hani dediğin gibi ilgili birimin talebi ya da o an ona ayıracak bir iş gücü olmaması bile bazen yürüyemiyor bu süreçler ya da arada kesilebiliyor ama biz onları ara ara takip edip en ufak bir hani talep gelmesi durumunda tekrar zaten bir araya getiriyoruz her türlü. O yüzden zaten bizim o arkadaki platformumuzda sabit kaldıkları için, tuttukları için de çok rahat bir şekilde tekrar dönüp hani hazırdaki bir talep geldiği zaman bizim hazırdaki listeden tarayıp direkt eşleştirme yapmamız çok daha kolay oluyor. Evet, yani kendi içinizde zaten sahip olduğunuz o platform. Evet. O sürecin yönetiminde, var. O da muhtemelen inovasyon sisteminin bir parçası olarak evet. Zaten konumlanmış durumda. Peki, özellikle önermiş olduğunuz belki farklı tematik, farklı seviyelerdeki girişimcilerle de ayrı ayrı görüşmelerin faydalı olacağını. Evet, çünkü bizim mesela işte bağlı olduğumuz, şu an bir yatırım şirketimiz yok ama bağlı olduğumuz fonlarımız var. Belki belli aşamadakileri oraya aktarabiliriz. İşte belli aşamadakilerle programlarımızı yönlendirebiliriz. Belli aşamadakilerde satın alma sürecini ilerletebiliriz. O yüzden belki birkaç hani çeşitlilik açısından da böyle bir konumlandırma düşünülebilir. Evet. Gibi bir. Şimdi girişimcilerimize dönelim tekrar. Sizler tabii ki bu işbirliğini daha da büyütebilmek adına görüşmeler yapmaya devam ediyorsunuz. Bu tür buluşmaların belki daha da size farklı faydalar getirmesi noktasında bir diğer girişimci adaylarına öneriniz ve belki de bu buluşmalarda şunu da yapılsa iyi olur dediğimiz, çünkü seneye muhtemelen bunları dikkate alarak biz bu buluşma programlarını daha da iyileştireceğiz. Tam da aslında inovasyon dediğimiz şey bu. İhtiyaçları anlayıp bunu hayata geçirme
Buyurun, sizden başlayalım Atakan Bey. Şöyle başlayayım. Taner Bey daha deminki görüşmesi, konuşmasında çok güzel bir noktaya değindi. Bizler startup'ız ve duygusal çöküntüler yaşıyoruz. Bu duygusal çöküntüleri en güzel bu şekilde organizasyonlar engelliyor. Bir eksik fatura kestiğiniz zaman ya da işte hedeflerinize ulaşamadığınız zaman o anda size bir hani TimTap girişim evinden ya da InnoSuite'den bir program daveti geldiği zaman ya da işte bu ayki KPI'larınız nedir ne dedikleri zaman, işte hedeflerinize ulaşabildiğiniz dedikleri zaman bu sefer kendinizi motive hissediyorsunuz. Motive olduğunuz zaman da daha fazla sarılmış oluyorsunuz ve bir sonraki görüşme, bir sonraki şirket görüşmesine daha motive gidiyorsunuz ve daha agresif gittiğiniz zaman da o sözleşmeyi alabiliyorsunuz aslında. Hani bu açıdan çok çok değerli. Daha nasıl gelişebilir? Daha sık olması bizim açımızdan çok daha iyi olur. Hani öyle her ay olmasın ama evet 2 ayda bir, 3 ayda bir yapabiliriz Taner Bey. Çünkü çok güzel hani hedeflemeleri bizim gözümüzden kaçabiliyor. Biz hem şirket yönetiyoruz, hem işimizi yapıyoruz, hem de hani hedeflerimizden bazen şaşabiliyoruz. Ama şöyle, bizim ne yaptığımızı işte girişim evi bildiği için bizi en güzel şirketlerle meç edebiliyor. Ve biz bazen bunu gözümüzden kaçırabiliyoruz. Yanlış insanlara gidebiliyoruz şirketlerden. Bu büyük hatayı çok yaptık. İşte referansta işte şirketin yönetim kurulu başkanına gidiyorsun. Yönetim kurulu başkanı diyor ki evet okey tamam. Ama işte aşağıdaki insanları, işte çalışan departman başkanlarını ezdiğimiz zaman bu sefer büyük problem yaşıyoruz. Bu tamamen yanlış. En doğru sistemi aslında bu şekilde görmüş oluyoruz. Yani doğru kişilere ve doğru mesajlar üzerinden ulaşabilmek çok kıymetli, evet, değil mi? Evet, evet. Yani kendimizi anlatabiliyor olmamız lazım. Onların bizden de bir talebi olması lazım. Büyük ölçekli şirketlerin genellikle bir yenilikçi talebi olmaz. Bir şey işliyorsa evet orayı hiç bozmayalım, bu şekilde devam etsin. Ama Duygu Hanımların gibi departmanlar olduğu zaman bu sefer de evet böyle bir sistem var, bu çok yenilikçi ve bunu kaçırmamamız gerekiyor. Bizim de bu trendi yakalamamız gerektiği konusunda işte üst birimlere aktarma yapılıyor. Sonrasında da yine bizim gibi startuplarla görüşülüp sözleşmeyi alıyoruz. Evet, yani pes etmeden doğru, evet, kanallar üzerinden devam etmek. İrfan Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Aslında Atakan Bey çok güzel ifade etti oradaki duygusal çöküş tarafını. Birebir yaşayan bir şirket olarak diyebilirim bunu. Çok basit şekilde biz KOBİ'lerle görüşüyoruz. İşte büyük firmalarla görüşüyoruz fakat bunlara ulaşamıyoruz. KOBİ'lerle görüşüyoruz. 10 firmadan 9'u bizi reddediyor. Birisi işte teklif istiyor gibi. Bu süreçleri çok yaşadığımız için burada işte ortaklarımızla birlikte hep birlikte aslında ne oluyoruz, biz ne yapıyoruz sorusunu biz kendimize soruyoruz. Bu tarz programlar bize şunu sağlıyor. Evet, bizim yaptığımız işin bir değeri var. Hatta bu değer çok büyük bir değer. Bazı firmalar göremiyor olabilir. Bu bölgeden kaynaklanıyor olabilir. Bu firmanın işleyişinden kaynaklanıyor. Yani müşteri adaylarımızın işleyişinden kaynaklanıyor olabilir. Veya başka sebepleri olabilir. Ve o anda paraları yoktur. Mesela bunların bile hepsi sebep oluyor. Fakat biz bunu böyle görmüyoruz girişimciler olarak. Biz bunu başarısız oluyormuşuz hissiyatına kapılıyoruz. Bu noktada... En önemli taraf şu oluyor, işte Türkiye'nin en büyük firmalarından mesela TUSAŞ'ta Duygu Hanım'la görüştüğümüz zaman biz, evet biz TUSAŞ'ta görüşüyoruz, evet bir şeyler ilerleyebiliyor burada. Mesela bu çok önemli bir şey ve burada yaptığımız çözüm, evet biz piyasadaki normal firmalardan farklı olarak şunu yapıyoruz ve bunun bir katma değeri var. Evet bu katma değeri her zaman her firma görecek değil, fakat kurumsal firmalarda bununla ilgili biraz daha yetişmiş personellerinden kaynaklı, daha üst seviyelerden geldikleri ve daha konuya çok daha net odaklandıkları, hatta diğer firmalardan teklif bile aldıkları için bu konularla ilgili bizlere karşı yaklaşımları gerçekten olumlu oluyor. Bu da bizi boostluyor diyebiliriz. Yani boostluyor tabiri ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bu taraftan da bizdeki bununla birlikte, bu yapıyla birlikte hem kurumsal firmalarla görüşüyoruz. Bu sefer diyoruz ki böyle bir durum olduğu zaman zaten diğer örnek veriyorum, diğer hızlandırma programlarında da benzer şeylerde işte biz bununla birlikte böyle bir hızlandırma programındayız. İşte TIM'le birlikte, TimTab'le birlikte bu şekilde bir hızlandırma programındayız. Aynı zamanda kurumsal firmalarla bir görüşmeler gerçekleştiriyoruz ki örnek veriyorum burada firma ismi kullanmamda herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum şu anda. Tosyalı Holding'i mesela biliyorsunuzdur. O tarafta mesela biz önümüzdeki hafta artık Osmaniye'ye gideceğiz. Yönetim kuruluna kadar aslında ulaşabildik burada. Orada da Atakan Bey'in dediği gibi aslında
en aşağıdan başlayıp belki, en aşağıdan tabii ki kesinlikle hani öyle bir tabir değil ama en bu işin ilgili kısmından başlayıp en üste kadar geldiğimiz zaman bakın biz inovatif olarak bunları üretebiliyoruz ve sizlerin de ihtiyacı olabilir. Sizler de startuplarla çalışmayı seviyorsunuz şeklindeki yapıyı oturtmuş oluyor. Bu noktada kesinlikle Atakan Bey'e yine katılıyorum. Görüşmelerin daha sık olabilitesi olursa bizler için mükemmel olur. Harika. Bunu söyleyebilirim yani. Peki, şimdi top yine bizim tarafa geldi. Bu buluşmaların sayısının arttırılması, daha da önemlisi tabii ki etkinliğinin arttırılması. Çünkü şüphesiz bu buluşmalar çok farklı mecralarda yapılıyor. İşte üniversiteler, bizler de yine bu tür buluşmalara ev sahipliği yapıyoruz. Ama burada en önemli şey gerçekten de sonuç alınabilecek etkin buluşmaların yapılması. Bir de biz daha önce de konuştuk, bu buluşmalar sürecin tetikleyen ve gerçekten de yetkinliklerin, kabiliyetlerin artırılması noktasında çok önemli. Belki hemen sonuç da alınamayabilir ama bunun mutlaka meyvelerini topladığını görüyoruz. Şimdi böyle bir talep var. Dolayısıyla siz nasıl görüyorsunuz seneye yapacağımız bu buluşmaları hem yönlendirmek adına? Buyurun Tadar Bey. Hocam tabii ki de keşke iki ayda bir değil her ay yapsak. Ama tabii bu kadar büyük bir operasyonu düzenli olarak yapmak da çok kolay değil. Ama olabildiğince zaten gayri nizami yapmaya çalışıyoruz. Girişimcilerle hali hazırda kurumları bir araya getirmeye çalışıyoruz. O desteğimiz devam edecek. Sayısını arttırabilir miyiz? Daha büyük sayıda, daha toplu yapabilir miyiz? Toplu yapmak tabii bizim de işimize geliyor. Girişimcilerin daha çok işine geliyor. Çünkü evet. Diğer kanallarla da anlaşabiliyorlar. Biz etkinliğin üzerinde daha çok duruyoruz. Açıkçası iki senedir. Başarı hikayeleri geldikçe, tıpkı bugün olduğu gibi, daha sayısı talep doğrultusunda artacaktır. Biz de desteklemeye çalışacağız. Bizim odağımız önce kurumsal firmada doğru noktayı bulabilmek. Ben 2 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ondan önceki 22 yılımı Ankara'da yaşadım. Benim oturduğum sitenin önünden Tayyi'ye otobüs kalkıyordu. Yani Tayyi'ye ulaşmak Ankara'da üniversite hayatını geçirmiş. Sonrasında da orada bu sektöre yakın sektörlerde iş hayatında bulunan herkes tarafından aslında çok kolay yapılabilecek bir şeydir. Ama bana da geliyorlar işte. Daha Tayyi ile görüşüyoruz hocam. Duygu Hanım var, onunla mı görüşüyorsunuz? Tanımıyoruz Duygu Hanım'ı. O zaman başarılar dilerim. Yani evet. Çünkü gitmiyor. Yani Tayyi'de birini bulmak o kadar kolay ki bir Ankaralı için, Ankara'da yaşayan biri için. Ama doğru kanalı bulmak önemli olan. Biz girişimcilere Duygu Hanım'la, TUSAŞ'ta Duygu Hanım'la, Tayyi'de Duygu Hanım'la, işte Tosyal Holding'de inovasyon birimiyle, bir başka kurumda oranın doğru noktasıyla buluşturmaya odaklanıyoruz. Bunu da yani sayıyı arttırmak için de biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var, hani girişimci gözünden karşı tarafta problem olabiliyor gibi görüyoruz ya, bazen o hataya da düşebiliyoruz. İnovasyona çok açık olmayan kurumları da bu süreç içerisinde biraz bilincini arttırmaya çalışıyoruz. Yani geliyor, bakıyor, ya burada bir şeyler oluyormuş diyor ve sonra listemizin üzerine ekleniyor. O bizim liste uzayarak gidiyor. Daha büyük kapasiteye ulaştığımızda o listemizi eminim 3-4 tane de çıkabilecek. Evet. Oluruz. Çünkü tanımlı takvimi her kurumun eş zamanlı uyabilme becerisi ne yazık ki çok yok. Evet. Evet, yani burada bu tür planlamaları yapmak da gerçekten de çok zor. Formal olduğu kadar informal etkileşimleri de tabii ki iyi yönetmek gerekiyor. Firmalarımızın dediğiniz gibi inovasyon, açık inovasyon özellikle işbirlik yapma noktasında kaslarının güçlenmesi, daha da güçlendirilmesi ve o denemelerin arttırılması gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani girişimciler o konuda daha doğal olarak daha hızlılar. Ama şirketler tarafında nasıl görüyorsunuz? Yani bunu daha da gerçekten de etkin hale getirmek adına neler yapılabilir? Bazı öneriler de geldi. Çünkü startupların, Duygu Hanım'ın çok güzel önerisi oldu. Birazcık
gelişmişlik düzeylerine, performanslarına bağlı olarak da farklı eşleştirme türleri de olabilir. Ama yetkinlikler bazında da belki düşündüğümüzde, çünkü şirketlerimizin, özellikle InnoSuite firmalarımızın sistemlerinin bir parçası olarak da yetkinliklerini tanımlayarak hangi noktada eksik kaldıklarını ve özellikle işbirliklerini bu temelde nasıl geliştirecekleriyle ilgili stratejileri de var. Nasıl bir iyileştirme alanı olabilir burada? Evet, şöyle, tabii ki şirketler bu buluşmalara geldiklerinde startup tarafı tamam, kiminle geleceğini biliyor, nasıl geleceğini biliyor ama şirket tarafında gelenler işte Ar-Ge departmanında çalışan da gelebiliyor, buluşmalara, pazarlama departmanında çalışan da gelebiliyor veya işte kurumsal iletişimde çalışan biri geliyor. Dolayısıyla şirket tarafında katılımcıların odaklı gelmelerini belki sağlayabiliriz önümüzdeki yıl. Bu buluşmalarda tabii biz öncesinde bir hazırlık yapıyoruz. Hani hangi şirket, hangi konuda, hangi startup'la buluşsun diye. Bu buluşma ortamının süresi tabii belli bir süre ve o sürede bazen görüşmeler erken de bitebiliyor. Görüşmeler erken bitince, yani yaşadık bu yıl, şirket gelip hocam biz başka hangi şirketle acaba görüşsek falan diyorlar. Hangi startup tarafı veya şirket tarafı, corporate tarafı, kurumsal taraf, biz başka kimlerle nasıl iletişim kurabiliriz derdine de düşebiliyorlar. O yüzden belki öncesinde şirketleri çok daha iyi tanıtan ve startupları çok daha iyi tanıtan bir bilgilendirme broşürleriyle öncesinde bir hazırlık yaparak bu süreci başlattığımızda erken biten buluşmalarda daha fazla kanal açacak, görüşme imkanı sağlayacak bir yapıda tasarlayabiliriz. Önümüzdeki yıl tabii TimTap girişim evi büyüyor, InnoSuite büyüyor ve bu buluşmalara katılan şirketler de büyüyor. Bu buluşmaların daha odaklı gitmesini sağlayacak, belki corporate tarafında startupları tanıttıktan sonra corporate tarafında hangi departmanda hangi kişi gelecek. Belki bir şirkette sadece bir temsilci, iki temsilci değil. Departmanlar bazında da bu değerlendirmeyi yapıp bu buluşmaları daha çeşitlendirmek ve derinleştirmek mümkün. O yüzden önümüzdeki yıl bunu yapmak bence güzel bir şey olacak, çare olacak bu daha fazla görüşme imkanını sağlamak açısından. Bununla birlikte tabii şu var, InnoSuite'den mezun olmuş şirketlere biz daha çok bu kapıyı açtık. Devam eden şirketlere de bu kapıyı açmamız mümkün olacak. Çünkü 11 aylık bir programda hali hazırda 2 dönem muhakkak devam ediyor oluyor yıl içerisinde. O yüzden bu buluşmalara sadece mezunları değil, belki devam edenleri de katarak hali hazırda mentor eşliğinde InnoSuite programında kurumsal inovasyon sistemi kuran şirketlerin bu buluşmalara dahil olarak kendilerini hakikaten açık inovasyon kapsamında startuplarla bir araya gelerek daha derinlikli görüşmeler ve iş fırsatlarını yakalamak açısından böyle bir tasarıma da gidebiliriz diye değerlendiriyorum. Evet, şimdi tabii bugün 3 başarı hikayesini, işbirliğini konuşuyoruz. Ancak bunlar sadece hani bir örnek olması açısından paylaşıyoruz. Gerçekten de şirketlerimizin ve girişimcilerimizin bir araya geldiği birçok örnek var, hikaye var. Bunları belki hepsini söyleyemeyebiliriz ama örneğin bugün yine aramızda olanlar var. TİSAŞ firması Trabzon'dan son aldığımız bir haber. Yine bir girişimci firmayla, girişimciyle bir söylememizde herhalde sakıncası yok. Hocamız da burada, firma temsilcileri de burada. Çok önemli bir işbirliğini imza atmış durumdalar. Dolayısıyla bu sayıların artmasını bekliyoruz. Bunların daha çok paylaşılması noktasında. Bununla ilgili Taner Bey, son olarak söylemek istediğiniz, aslında bunları belki daha fazla görünür yapmak, daha çok paylaşmak gerekir. Çünkü biliyorum, hani evet, yürüyen bir sürü şey var. Öz eleştiri yapmamız evet. Gerekirse, yaptığımız etkinliklerdeki çıkan sonuçların görünürlüğünü arttırmamız gerekiyor. Biz biliyoruz ama bunu biraz ekosistemin de bilmesi gerekiyor. Oraya yönelik
daha etkin çalışmamız gerekiyor. Bence geliştirmemiz gereken alanlardan biri bu. Çünkü kurumlarımızın, TUSAŞ'ın, TİSAŞ'ın tanıtıma ihtiyaçları yok. Ama girişimcilerimizin var. En azından girişimcilerimize destek vermek amaçlı da o PR çalışmalarını gerçekleştirmek gerekiyor. Evet, ben tabii TUSAŞ için belki böyle bir ihtiyaç yok gibi ama diğer kurumsal firmalarımıza da bir yol gösterme ve gerçekten de girişimcilerle beraber hani bu örneklerin artabileceğini göstermek adına Duygu Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu tür örneklerin arttırılması, paylaşılması noktasında? Tabii ki bizim için de çok kıymetli. Sonuçta bizim çünkü dışarıda genelde biz görüşmelere gittiğimizde TUSAŞ bu işlere bakıyor muydu? TUSAŞ'ın bu işlerle ilgisi var mıydı gibi sorular çok alıyoruz. Sizden birini burada görmek ne güzel, hani TUSAŞ bunlara katılır mıydı gibi. O yüzden aslında biz de birazcık bunu kırmaya çalışıyoruz. Hani dışarıda aslında biz işbirliğini açığız, startuplarla çalışmak istiyoruz. Yeter ki doğru kişiyle doğru zamanda doğru birimi eşleştirebilirim. O yüzden aslında bizim de tabii ki bu konuda hani dışarı açık olduğumuzun bilmesi bizim için büyük bir avantaj. Evet. Atakan Bey, bundan sonra bu devam ediyor ve birçok kapıları da açtığını söylediniz. Böyle birkaç şeyden bahsedebilir misiniz? Önden neler bu tarafta ilerleme olacak bu buluşmalar sayesinde? Şöyle, buluşmalar sayesinde zaten randevu almak için zorlayacağımız, işte başka insanlardan referans almamız gereken şirketlerle aynı masaya oturabildik. Evet. Bir nokta daha var. İlk InnoSeed toplantısının ertesi günü biz yurt dışına ihracat yaptık. Hani bu da çok büyük bir şeydi. Bağımsız evet ama oranın verdiği bir enerji, işte oranın verdiği bir şans mı diyelim, hani bizim kendi auramız mı diyelim. Ama çok güzel, çok güzel, çok güzel bir şey oldu. Sonrasında da ihracatla, işte yurt içindeki satışlarımızla beraber büyümeye devam ediyoruz. Taner Bey'e çok katılıyorum. Türkiye'deki startup ekosistemi büyük ama yeterli seviyede değil. Ve biz bunu, yani TimTap Girişim Evi ve InnoSeed'in çok büyük katkıları var. Ve bunu daha çok duyurmamız gerekiyor ki bu büyümede katkımızın olduğunu, sizinlerin katkısının olduğunu göstermemiz lazım ki ve girişimcileri de cesaretlendirip bu ekosisteme onların da katkıları olması gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Evet, çok güzel. İrfan Bey, siz de son olarak eklemek istediğiniz varsa ileriye dönük. Şu şekilde söyleyebilirim. Bizlerin tarafta kesinlikle bu InnoSeed buluşmaları kapsamında bizim bu müşteriye erişimin aslında bizim için bir maliyeti oluyor. Bu maliyeti biz orada o gün bir seferde toplu bir şekilde yaparak öncelikle bu maliyetlerden kurtulmuş oluyoruz. İkincisi zaten bu görüştüğümüz insanlar genel olarak bizim iş alanımızda uzman veya bizi kapıları açabilecek insanlar olduğu için bizi oldukça aslında buradaki süreçlerin hepsini hızlandırabiliyor. Bu açıdan, bizlerin açısından gerçekten çok bu görüşmeler tarafında çok verimli geçiyor diyebiliriz. Bunun yanında görünürlük tarafında örnek veriyorum, bizim firmamız kurulalı 2 yıl oldu. Ve bizim belli bir takipçi sayımız var ve bu işte LinkedIn gibi platformlarda, diğer platformlarda biz elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyoruz fakat bizim ulaşabildiğimiz taraflar biraz daha malum, işte 500 kişi, 600 kişi, 1000 kişi, bir gönderimizi maksimum 30 bin kişi görebiliyor. Fakat işte hem Tim tarafı olsun, hem işte TEP tarafı olsun, girişim evi tarafı olsun veya kurumsal firmalar bizlerle ilgili herhangi bir şekilde böyle bir etkileşime girdiği zaman bizlerin bilinirliği artıyor. Bu sayede de bizler daha çok insana erişebiliyoruz. Daha çok insan da bizlere büyümemize çok büyük bir artı sağlıyor diyebilirim. Evet. Ben yani, bu şekilde diyebilirim. Bir anlamda network effect dediğimiz daha tabii da büyüyor ki ve onun etkisini daha da çok görebiliyorsunuz. Serkan Hocam, evet siz de özellikle çünkü arka planda biliyorum başka işbirlikleri var. Bu konuda bir raporunuz da var beraber hazırladığımız. Bu görünürlük ve diğer örnekler hakkında neler düşünüyorsunuz ileriye dönük? Evet. Şimdi tabii ileriye dönük olarak biz şirketlerin startuplarla bir araya gelmesi hususunda belki önümüzdeki dönemlerde şimdi şirket tarafında örneğin kurum içi girişimcilik konuları var. Evet. Türk imalat ve hizmet sistemlerinde kurum içi girişimcilik konusu çok çalışılmamış bir konu ama kurum içi girişimcilerle startupları da bir araya getirmemiz mümkün önümüzdeki yıllarda. InnoSuite'e devam eden veya mezun olmuş şirketlerle, kurum içi girişimcileri, startuplarla da bir araya getirmemiz mümkün. Tabii ki
Şirketler şu anda sadece kendi ilgi duydukları startuplarla bir araya geliyorlar. Biz şirketlerin kendi ekosistemlerinde bulunan ve işbirliği yaptıkları açık inovasyon anlamında proje ürettikleri, birlikte çalıştıkları Ar-Ge merkezleri vesaire olabilir. Bunları da davet ederek startuplarımızı da bir araya getirmemiz onlara belki bundan sonraki iş yapış şeklini etkileyecek bir vizyon katabilir. Startuplar açısından memnun edici sonuçlar olduğunu görüyoruz. Tabii şirketler açısından da startuplar başka bir kanal. Onlar birçok kanalla uğraştıkları gibi sizlerle de bir araya gelmeleri çok önemli girdiler sağlıyor şirketlerine. O yüzden önümüzdeki yıllarda belki bu şirketlerin sadece bir yönüne değil birden fazla boyutuna bakarak onları da dahil ederek bu sürece bu TimTap girişimevi ve InnoSuite buluşmalarını arttırabilir, çeşitlendirebilir ve buluşmaların içeriğini derinleştirebiliriz diye değerlendiriyoruz. Özellikle firmalara sağlamış olduğumuz o kurumsal inovasyon sisteminin de sanıyorum burada direkt karşılığı var değil Tabii, mi? Tabii, kesinlikle. Kurumsal inovasyon sisteminde biz orada zaten sistem içerisinde biz inovasyon faaliyetlerini arttıracak işin sonunda aslında fikir girsin, inovasyon çıksın dediğimiz bir sistem bu. İşte bu fikir girsin, inovasyon çıksın kısmında yani 3 I'dan Idea, Invention, Innovation. Her aşamada startuplar, corporate'lerle, şirketlerle, kurumsallarla bir araya gelip bu inovasyon yolculuğunda çok önemli çıktılar türetecek şekilde yol alabilirler. Elbette şirketler çok istiyor, bunu görüyoruz, talep ediyorlar. Startuplar tarafında da bu istek çok yoğun. Ben gerçekten büyüyeceğini ve daha önemli çıktılar türetecek çalışmalar içerisinde olacaklarını değerlendiriyorum. Evet, dolayısıyla bugünkü aslında tartışmamızın, panelistlerimizin özellikle her iki tarafta da bu buluşmaların sistematik bir şekilde yürütülmesi, belli bir programla sahip oldukları yetkinlikleri geliştirme noktasında fırsat sunduğunu görüyoruz. Bugün tabii hem TimTap girişim evi dahilindeki girişimcilerimiz için hem de InnoSuite programı firmalarımız için konuşuyoruz ama kuşkusuz ülkemizde, dünyada bunun ötesinde çok daha büyük bir evren var. Dolayısıyla bu konuda bu fırsatları değerlendirmek üzere bu firmalarımızın bu programlara ve girişimcilerimizin bu tür programlara dahil olmasının çok kıymetli olduğunu ve süreç içinde bu tür aslında buluşmaların da etkisini daha da arttıracağını biliyoruz. Aramızda InnoSuite tarafından firmalarımız var. Eminim onların da söyleyecekleri çok şey vardır ama zamanımız çok az kaldı. Aynı zamanda InnoSuite firmalarımızla çalışan mentor hocalarımız var, duayen isimler var. Ve bu firmalarımızın gerçekten de işbirliğini arttırma noktasında, cesaretlendirme noktasında umut ediyorum ki bugünkü paylaşımlar güzel örnekler olmuştur ve firmalarımız açısından da ileriye dönük örnekler olarak düşünülecektir. Girişimciler için kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten de çok önemli başarılar var, devamı gelecek. Dediğiniz gibi duygusal tarafta bazen çok katkısı olabiliyor. Ama daha da önemlisi ben bu sürecin doğru paydaşlarla, doğru etkileşimlerle ve kaynaklar ve arayüzler üzerinden mutlaka başarıya erişeceğine, ulaşacağına eminim. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için, paylaşımlarınız için ve bu panel içinde hem TİM'e hem TimTap girişim evine ve InnoSuite'in değerli program yöneticilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Siz paylaşım açısından da umarım faydalı olmuştur. Katılımınız için de teşekkürler. Sağ olun.
Vallahi biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Çünkü bazen fikirleri dinlemek çok keyifli. Evet, ama siz burada dürüstçe deneyimlerinizi paylaştınız, öneriler paylaştınız. Gerçekten dinlemek çok keyifliydi. Hepinizin ağzına sağlık diyorum ve ben bugünün anısına sizlere bir plaket takdim etmek istiyoruz. Türkiye Innovation Week olarak arkadaşlarım sahneye alacağım plaketleri sizlere takdim edecekler. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim. Sonra toplu da bir fotoğraf alırız bu panelin bugünün anısına. Bir şey rica edebilir miyim? Buyurunuz. Toplu fotoğrafı ilk alsak da ben kaçsam. Benim yan tarafta panel moderatörüm. Öyle mi? Ve 15 geçe orada başlıyor. Bence fotoğrafçımızı neler buraya alabiliriz. Yapıyor ve... onu anlatıyorum. Aha. Böyle bir şey yapabiliriz bence tabii ki. Ben sizi hemen diğer panele yetiştirelim. Şeyi, plaketi... Sizi şöyle sahnenin önüne doğru alırsak. Evet. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun. Plaketlerinizi de sizlere arkadaşlarım iletiyorlar. Çok teşekkür ederiz. Hanım çok teşekkür. Sizleri böyle alalım lütfen. Buyurunuz. Evet arkadaşlarım, plaketleri takdim ederken ben bir sonraki panelden biraz söz etmek istiyorum sizlere. Çok kısa bir aranın ardından o panele başlıyor olacağız. Aman bir yerlere ayrılmayın diyorum ben çünkü yani hemen bir 5 dakikalık bir mola gibi düşünebilirsiniz. İnovasyon yönetiminde en iyi uygulamalar başlıklı panelimiz gerçekleşecek az sonra. Evet, böyle bir fotoğraf daha alabilirsek. Bu panelde iş dünyasının geleceğini şekillendiren en yenilikçi uygulamaları birlikte keşfe çıkacağız. Az önce TimTap girişim evi ve InnoSuite programlarının birleşiminden doğan enerjiyi konuşmuştuk, sinerjiyi konuşmuştuk. Çok teşekkür ediyoruz tekrar konuşmacılarımıza ve moderatörümüze. Evet, birazdan da InnoSuite programı kapsamında başarılı bir şekilde uygulanan 7 projeyi konuşuyor olacağız. Bir yerlere ayrılmayın, az sonra buradayız. Teşekkürler.